Merhaba arkadaşlar. Bugün Kärcher marka K2 serisi klasik tranzitli yıkama makinesi aldım. Küçük boy. Şimdi hep beraber kutu içeriğine bakacağız. İçinde ne var ben de bilmiyorum. Daha açmadım içini. BİM'den aldım. 299 liraya aldım. Kredi kartıyla. İçeriğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ürünü kullandıktan sonra sizlerle deneyimimi de paylaşacağım ayrıca. Bakalım şu kutuyu şöyle biraz ileri alalım. Öncelikle kitapçıkları çıkıyor. Her üründe olduğu gibi. Türkçe vardır inşallah. Bakıyorum. Türkçe de mevcutmuş. Tamam. Şu şekilde. Kitap çıktı. Şu şekilde tabancası çıktı. Tabancasını koyalım. Bu da tabancanın püskürtme ucu. Böyle mi takılıyor? Biz de ezbere yapıyoruz ama bazı şeyler artık standart gibi oldu. Nasıl takıldığını anlamaya çalışıyorum. Şu şekilde. Onu da göstermiş olayım. Şu şekilde takıyoruz. Bakın şurada. Yay var. İtip çeviriyoruz. Bu şekilde. Şöyle de bir ucu var. Hatta bunun bu yatay olanı, dikey olanlarında home set diye bir şey var. İçinde fırçası ayrıca deterjan yeri falan var. Bunlar da yok sanırım. Şu şekil hortumu var. Bu hortum makineye takılan hortumu sanırım buraya takılan hortum. Evet. Aynen. Buraya takılan hortum. Makinası var. Gördüğünüz bu tahmin ettiğinden biraz daha küçük çıktı. Şu şekilde hortum bağlama ucu mevcut. Hortum bu şekilde bağlayabiliyoruz. İşte sanki şey de olması gerekiyor da. 3 metre hortum. Aksesuar olarak. Bakın burada kutu üstünde farklı şeyler de var ama çıkmadı. Gövdeye bağlanma olsun yok içinde. BİM'de satılanlar denemeler yok yani. Taşları bu şekilde bir cihaz. Çok portatif, hafif. Burada kutu ağırlığını 4 kilo yazıyor ama bilmiyorum 4 kilo var mı merak ettim. Şimdi onu da ölçeceğim. Üç buçuk kilo gelirse geri veririm yani. Şöyle bir yerine bir takabilsem merak ettim. Evet arkadaşlar bu arada 3,5 kilo. Cihaz 4 kilo değil. Sanırım aksesuarlarıyla beraber 4 kilo geliyor. Arkadaşlar cihaz bu şekilde. Cihazı kullanıp ayrıca kullanım videosunu da sizlerle paylaşacağım.
Ürün bu şekilde arkadaşlar. Eğer birinden düşünürseniz kutu içeriği bu şekilde. Yani 1, 2, 3, 4 şununla beraber 5 parça. Bu şekilde videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ürünü çatıda az da olsa bir deneme imkanım oldu. Bizim çatının bir terası var. Bunun için ayrı bir video çekecektim ama ayrı ayrı olmasını istedim. Yani önce kutu içeriğini gösterdim biliyorsunuz. Çatıda kullandığım kadarıyla evde kullanacaksanız gerçekten tavsiye edilebilir bir ürün. Basıncı gerçekten güzel. Hatta çok fazla basınç yapınca inanın elinize kolunuza zarar bile verebilirsiniz. Bakın şu anda şey geçti. Burası derin bir şey kesmişti. Yani burası ciddi bir yara olmuştu. Bilmiyorum ne kadar gözüküyor. Yanlışlıkla koluma değdirdim şey basınçlı suyu. Yani basıncı gerçekten çok yüksek. Hatta arabanıza falan çok yakından tutmanızı tavsiye etmem. Yani ya da farklı bir şey yıkıyorsunuz, masa, sandalye ya da üstü boyalı bir şey varsa çok yakından tutmanıza gerek yok yani. Çok da uzak tutmayın. Çok da uzak tutunca buhar gibi su kayboluyor. Yani yaklaşık 20-25 santim mesafeden tutmanız kullanımda yeterli olacaktır. Yani kiri çamuru çok rahatlıkla atabiliyor. Yani çok inatçı bir leke varsa aşamalı olarak yaklaştırabilirsiniz şeyi, tanciğini, namlusunu. Yani demin de dediğim gibi elinize kolunuza yani, ya da bir arkadaşınıza falan şaka yapayım derken işin ciddiyetini düşünün. Farklı yerlere gidebilir konular. Yani gerçekten insanlara zarar verebiliyor yani. Canlılara zarar verebilecek bir şey. Zaten kitapçığında yazıyor yani. Bakayım burada göstereyim mi? Kutu üzerinde göstermiyor ama şey yani gerçekten zarar verebilecek bir durumda. Yani bu şekilde 3 metre hortumu var demiştik. İçinden çıkanları bir daha göstermeye gerek yok. 3 metrelik bir hortumu var. Tabancası var, namlusu var. Bir de makinesi var. Bir de su bağlantı aparatı var küçük. Yani onun dışında içinden başka bir şey çıkmıyor. Dediğim gibi 299 liraya gayet iyi bir fiyat ve 6 taksit imkanı sağlanıyor. Yani 50 lira taksitle bu ürüne sahip olabilirsiniz. BİM'den aldım ürünü. Söyleyeceklerim bu şekilde. Bu kadar. Ayrıca şunu da diyebilirim. Söylemeyi unutmadan. Hortum bağlamadan, yani şebeke suyuna bağlamadan bu ürünü kullanabilirsiniz. Yani direkt kovadan ya da su damacasının damacanın içine koyduğunuzda, hortumla saldığınızda yani çok rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Yani ben bunu denedim. Basıncı da gayet güçlü. Yani şebeke suyunda daha fazla güç veriyor ama şeyde de fena değil yani. Kovadan ya da damacanın içinden kullanabilirsiniz. Hortum yani kullanmak için zor geliyorsa, yani benim gibi en üst katta oturuyorsunuz yani hortum falan insanı gerçekten yıpratıyor yani, zorluyor. O yüzden bir kablo, seyyar kablosu alarak bir damacana suyla arabanızı ya da işinizi çok rahatlıkla görebilirsiniz yani. Bunun da bilgisini vereyim. Yani tabii tercih sizin tercihiniz. İstediğiniz koşullarda kullanabilirsiniz. Ayrıca ilave olarak bu ürüne köpük yapma aparatı da kullanabilirsiniz. Keşir'in kendi yine bir köpük çıkarma aparatı var. Bunu da temin ederseniz içine deterjanınızı koyduğunuzda böyle oto yıkamacılar gibi beyaz köpük atma imkanı sağlamaktadır. Yani o da güzel bir şey. Ben bunun için almayı düşünüyorum açıkçası. Yani almışken güzel olsun ama yeniden bu ürünü almadan böyle bir şey düşünen varsa gidip bunun bir üst modelini alabilirler. Yani bu Karkit
şeyi var. Yine K2 Karkit modeli var. Buradan temin edebilirsiniz. Yani üst modellerin. Yani çünkü 300 lira bu. Yaklaşık 100-110 lira civarında da şey var. Ben hatta Koçtaş'ta görmüştüm yine. 110 liraydı yaklaşık fiyatı. 410 liraya gelir yani fiyatı. O yüzden makine daha almadıysanız üst modelini de alabilirsiniz. Ama yok, bu şekilde benim işimi görür derseniz, ki görür yani, normal klasik sabunlarsınız. Sabunlamazsanız araba çok pis değilse yani yine çok rahat bir şekilde temizliğinizi yapabilirsiniz. Yani benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yine farklı bir düşünceleriniz varsa ya da sorularınız varsa yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmında e-mail adresim de bulunmaktadır. Buradan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Kanalımıza abone olarak desteklerinizi bekleriz. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.